Merhabalar. Bugün size yuvarlak motif örgü kurulumunu anlatacağım. İpim kalınlığına göre tığımı ayarlıyorum. İpimin kalınlığı 2,5-3 milim tığ gösteriyor. 2,5 milim tığ kullanıyorum. İpimizi aldık. Sihirli halkayla ya da zincirle başlayabiliyoruz bu örgüye, örgü kurulumuna. Önce zincirle başlamayı göstereyim size. Sonra tekrardan bunu söküp sihirli halka içine örgü kurulumunu anlatırım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. Şuradaki ucuna batarak örgümü kapatıyorum. Yuvarlak bir delik oluşturdum. Şunu kaybetme şeklini de göstereyim. Şu uçtaki ip altta durunca kötü görünür. Onu kaybetmeyi de şu şekilde yapıyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 3 tane zinciri çekerken o ipimi de kaybedeceğim. 1 şu araya atıyorum. 2 tekrar şu araya atıyorum. 3 zincirimi çektim. O fazlalık ip de kaybolmuş oldu. Tığıma doluyorum. Bunun ucunu da makasla temizleyelim. Kötü görüntü oluşmasın. 2'li trabzan yapacağız. Tığıma doladım. Şu çektiğimiz 3 zincir bir trabzan olarak kullanılıyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Böyle sıkıştırıyorum ki hepsini alsın. 13 14 15 ve 16 ikili trabzanla başlıyoruz. Burada 3 zincir çekmiştik. 3 zincirin 3.sünün ucuna batarak örgümüzü kapatıyoruz. Bakın yuvarlağımız oluştu. Bunu zincir üstüne kurduk. 5 zincir çektik. 3 zincirle yukarı çıktık. Sonra 16 tane ikili trabzan oluşturarak yuvarlağımızı oluşturduk. Bu zincir üstüne kurulan örnek. Şimdi bir de size sihirli halkayla oluşturmayı göstereyim. Ben bu şekilde parmağıma
doladım. Bakın bu şekilde doluyorum. İşaret parmağım ve baş parmağımın arasına ipin ucunu sabitliyorum. Bir kez doluyorum. Bu sefer doladığımı da iki parmağımın arasına sabitliyorum. Şu iki parmağımla da destekleyip şuradan ilmek çıkartıyorum. Ucunun biri gelmedi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sonra ipimi parmağımı dolayıp bu oluşturduğum yuvarlağı iki parmağımın arasına alıp ikili trabzan olarak devam ediyorum. 2 etmiş oldu. 3 zincirim 1 ikili trabzan sayıldığı için 2 etmiş oldu. Tekrar 16 tane ikili trabzan olarak burayı dolduruyoruz. 3 4 5 şu halkayı da küçültelim. 5 6 7 8 9 10 ikili trabzan yapıyoruz. 11 ikili trabzanda tığımıza doluyoruz. Yuvarlağın içinden geçip ipimizi alıyoruz. İpimizde 3 tane ilmek oluşuyor. Önce ikiliyi, sonra diğer ikiliyi alarak ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Aldık, yuvarlağın içinden geçtik. 3 ilmeğin ikisini aldık. Diğer ikisini de alıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimiz oldu. 14, 15 ve 16. 16 ikili trabzan yaptık. Şimdi şu halkayı kaybetmek için sihirli halkamızın ipini çekiyoruz ve bakın ortada hiç delik kalmadı. Çünkü bu ipi sıkıştırdık. Sihirli halkanın özelliği. İkisinin arasında çok fark yok. İkisiyle de yuvarlak örgü kurulumunu yapabiliriz. Şimdi bunu da 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncünün başına batarak kapatıyoruz. Ve kapattık. Bir zincirle ben sabitleyeyim. Bu ipi de buradaki ipi yukarı çıkarken zincir içinde kaybetmiştim. Hiçbir şekilde fazlalık ip görünmüyor. Bu ipi de burada göstereyim size. Şu şekilde aralardan, ilmeklerin aralarından geçirerek kaybedebiliriz. Bu şekilde ilmeklerin aralarından geçire geçire kısaltıp tekrardan geçirelim. Şuradan da geçirelim. Evet. Sonra bu ucu buradan kesip görüyorsunuz.
yuvarlağımız oluştu.